gerek bakanlarımız, gerek belediye başkanlarımız, gerek teşkilatımızın tüm elemanları, belediye meclis üyelerimiz. Ben belediye başkanıyım. Yanından havasından geçilmiyorsa yandık. Yandık. Ben bakanım. Yanından havasından geçilmiyorsa yandık. Ya mütevazi ol, mütevazi. Tevazu ehli olacağız. Tevazu ehli olarak halkımızla kucaklaşacağız. Halkımızla bütünleşeceğiz. Ve nerede bir fakir fukara, garip kuraba var, onlara ulaşacağız. Onların sorunlarını kendi sorunumuz bileceğiz ve çözmeye çalışacağız. Değerli arkadaşlar, bunu başardığımız anda %50+1 değil, çok daha ötesinde Allah'ın izniyle oy alarak biz iktidar olacağız. Unutmayın, Türkiye'nin adeta yeni bir kurtuluş savaşı verdiği dönemdeyiz. Hiçbir atalete, hiçbir gaflete, hiçbir ihanete tahammül edemeyiz. İhanet edenleri görüyoruz, öyle mi? Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet olanları gördük değil mi? Nerede şimdi? Pensilvanya'da. Gerisinden gelenler nerede? Onlar da kaçıp gidiyorlar. Bir kısmı cezaevlerinde, bir kısmı yurt dışına kaçmış vaziyette. Şimdi bunlarla bir mücadele veriyoruz. Bunlar FETÖ terör örgütü. Bir diğeri de malum, bakıyorsunuz PKK terör örgütü. Onlarla da mücadele veriyoruz. Bir diğeri de DAEŞ. Bunlarla da mücadele veriyoruz. İşimiz öyle kolay değil. Öyleyse biz bu güzel milletimizi, bu sevgili milletimizi biz yanımıza alacağız. Biz gücümüzü önce haktan sonra halktan alacağız. Böyle yürüyoruz. Bunu bilelim. Bunu başardığımız gün Allah'ın izniyle durum çok farklı olacaktır. Ülkemize yönelik saldırılar karşısında öncelikle bizim AK Partililer olarak sapasağlam durmamız gerekiyor. Hizmet edecek motivasyonu, gücü, heyecanı kalmamış. Bencillik batağında çırpınan defolu kişilerle böyle zorlu bir mücadeleyi yürütemeyiz. Yürütemeyiz. Hiçbir kardeşimizi de sen kenarda dur diyemeyiz. Çalışacak kim olursa olsun hepimizine kapımızı açacağız. Kardeşlerim, bu kapı, kusura bakmayın, şu anda görev mahallinde olanlara ait bir kapı değildir. Zorundayız. AK Parti teşkilatlarında görev alacak kişilerin, şu bakanın, bu milletvekilinin, filanca grubun, falanca yapının adamı değil, davanın ve milletin adamı olması şarttır. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Davası olmayan ve bulunduğu yerde milletimizin tamamını kucaklayamayan hiç kimse AK Parti'de yöneticilik yapamaz. Bunu böyle bilelim. Tüm arkadaşlarımdan, ilçe ve il teşkilatlarımızda bu vasıflara uygun kadroların görev alması için gayret göstermelerini, bu yönde katkı sunmalarını rica ediyorum. Açık söylüyorum. 15 yıl öncesinin, 20 yıl öncesinin,
25 yıl öncesinin siyaset baronlarının tarzıyla AK Parti'de etkinlik kurmaya kalkan herkes karşısında bu kardeşinizi bulur. Bunu böyle diyor. Esasen bu şekilde AK Parti'ye yapılan kötülük tüm Türkiye'ye yapılmış bir kötülüktür. Ülkemizin bize ve bizim 15 yıldır yaptığımız hizmetleri 2023 hedeflerimizle taşlandırmamıza ihtiyacı var. Millet bizden bunu bekliyor. Onun için ben partimizin kuruluşunda emeği geçen tüm kardeşlerime vefa borcumuzun olduğuna inanıyorum. Yani bu kardeşlerimizle şu andaki kadrolarımızın bir defa irtibatı, ilişkisi çok daha kavi bir şekilde devam etmelidir. İhanet etmedikten sonra biz onları hiçbir zaman kapıda bırakamayız. Onlarla beraber yolculuğu devam ettireceğiz. Çünkü onlar, hani biliyorsunuz, Bedir farklıdır, Uhud farklıdır. Onun için bu inceliği bir kenara koymayacağız. Bunun üzerinde hassas duracağız. Her bir arkadaşımdan kongre süreçlerindeki adımlarını bu gerçekler ışığında atmasını bekliyorum.